Sinan Ateş cinayetini işleyenler de Ayhan Bora Kaplan'ın Gölbaşı'ndaki çiftliğinde atış talimi yapmışlardı, değil mi? Evet, yani tabii hep bu saklanıyor. Tutuklulardan bir tanesi Aytaç Ataç isminde birisi. Ankara'da Marco Paşa isimli kafelerin sahibi. Ayhan Bora Kaplan'la da diğer eğlence yerlerinde ortak bir kişi. 74 dönümlük bir çiftliği var. Bu Sinan Ateş davasında adı geçen kişiler bunun çiftliğini çok fazla ziyaret ediyorlar. Ve bu çiftlikte de bu katillerin, tetikçilerin atış talimi yaptığı biliniyor. Ama ne hikmetse savcı bütün bunların hiçbirisini göz önüne almıyor. Sadece 26 yıl hapishaneye yatmış olan Zekeriya isimli bir kişi diyor ki ben 26 yıl hapis yattım. Aydınlık evlerde oturuyorum. Tetikçiler benim cezaevi arkadaşımın ricası üzerine benim evimde kaldı. Yani birileri korunuyor burada. Şimdi sevgili Zeynel abi, Özbekistan'da, Türkmenistan'da avukatlara aklayıcı, savcılara karalayıcı denir. Burada bir aklama söz konusu. Burada iddianame bana göre baştan sona bir aklama iddianamesi. Ve birçok isim var. Yurt dışı çıkış yasağı alanlar vesaireler. Bunların hiçbirisinin adı geçmiyor. Ve sevgili Murat Bakan biraz evvel ifade etti. Sinan Ateş cinayetini öncesindeki olayları irdelemeden, yorumlamadan bu cinayeti çözmek mümkün değil. Yani bu cinayetten bir yıl, bir buçuk yıl önce Adana'da, Aksaray'da, Gaziantep'te, Mersin'de, Ankara'da çeşitli insanlar saldırılara uğradılar. Ben de iki gün sonra 5 yıl bitecek, hala evet. Mahkeme devam ediyor güya. Ben hastaneden çıktıktan sonra şunu söylemiştim. Benzeri vakalarda yorumlarken dedim ki yani korkarım bu iş artık silahlı çatışmalara dönecek. Keşke yanılsaydım. Nitekim buna dönüştü. Şimdi Mersin olayını hatırlattı Murat Bakan. Çok doğru. Mersin olayından önce de bir takım saldırılar var. Gazetecilere var. Şimdi düşünün. Mesela Selçuk Özdağ'a yapılan bir saldırı var. Bu saldırı katılanlardan bir tanesi terfi ettiriliyor. Bursa Ülke Ocakları Başkanı yapılıyor. Yine Suat Başaran var. Eski Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel sekreteri, Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış birisini havalimanında, SİP salonunda polislerin gözünün önünde, polisler getiriyorlar onu. Saldıran bir kişi var. O da Adana Ülke Ocakları Başkanlığı'na getiriliyor. Yani bu cezasızlık giderek yol almaya başladı. Evet. Her şeyin üstünü örtmeye çalıştılar. Nitekim Mersin'de Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Üner, eski Ülke Ocakları Başkanı, Sinan Ateş'in görevden alınmasına karşı bir bildiri yayınlamıştı. Ve bunu cezalandırılacaklarını ifade ettiler. Mersin'de bir tane genç ülkücüyü bulup Çağrı Üner'e saldırtamadılar. Nereden getirdiler? Adana'dan, Kadirli'den getirdiler. Tarsus'tan getirdiler. Bir tanesi de Ankara'dan. Etimesgut Belediyesi'nde işçi olarak çalışan bir kişi. Bu 10-12 kişi günlerce Mersin'de otelde misafir edildi. Çağrı Üner takip edildi ve bunlar tarafından kıstırıldı, ellerinde bıçakla saldırdılar, yaraladılar da Çağrı'yı ve Çağrı kendisini savunma amaçlı tabancasını çekerek ateş etti. İkisi yaralandı, birisi öldü. Bir şu anda hala hapiste. Yani bunun sebep ve sonuçlarının ne olduğunu kimse evet. bilmiyor. Söylemiyor. Yine bir başka, yani Sinan Ateş o günden sonra hedef gösterildi. İşte Mersin olayının hesabını soracağız, intikamını alacağız diye sosyal medyada hatta resmi açıklamalar oldu. Akabinde Sinan Ateş'i o kadar çok takip etmeye başladılar ki işte evinin önü fotoğrafları çekildi, videoları, eşinin üzerine olan telefon ve takip sistemleri geliştirildi. Hatta bugün ilk defa söylüyorum burada Türk televizyonlarında. Sinan Ateş doçent doktor, Hacettepe'de
öğretim görevlisi, çok da iyi bir Atatürkçü, Makedonya'ya gitti Sinan. Makedonya'da Atatürk'ümüzün o okulunu okudu, okulu ziyaret etti, evleri ziyaret etti. O esnada bulunduğu otelde Türkiye'den gelen bir takım karanlık kişileri tespit ettiler. Yanında Erdal diye senelerdir yanında bulunan bir kişi. Erdal başkanım, burada sakat bir durum olacak deyip oteli değiştirdiler. Eğer değiştirilmeseydi otel, Makedonya'da bile saldırı olabilecekti yani. Yine dönüyoruz. Sinan Türkiye'yi geziyor. Çeşitli yerlerden davetler alıyor, gidiyor. Mesela Iğdır'a gidiyor. Iğdır'da da yine bir saldırı hazırlığı var. Ama Iğdır'da Ülkü Ocakları eski başkanı ve kendi arkadaşlarıyla siper oluyorlar ve bu saldırıdan da kurtuluyor. Şimdi ama bunlar kararlı. İlla Sinan Ateş cezalandırılacak. Nitekim Ankara'nın Çubuk diye bir ilçesi vardır havaalanında. Oradan bir genç, bıçkın bir delikanlı buluyorlar. Bu çocuğu söz konusu çiftlikte eğitiyorlar atış talimleri. Ama bu çocuk da çok heyecanlı. Ya bu beceremeyecek diyorlar ve onu devreden çıkarıyorlar ve profesyonel bir ekip lazım. Nasıl bir ekip lazım? Bu işleri bilen, antrenmanlı. İşte Maltepe Gülsuyu'ndaki bu çeteyi onlar buluyorlar. Çeteyi bulan kim? Çeteyi bulan avukat Serdar Öktem. MHP'nin milletvekili adayı, İstanbul Ülkü Ocakları'nda hukuk masasında çalışmış ve çete lideri, bu çetenin liderinin avukatı. Çetenin lideri kim? Çetenin lideri Doğukan Cep. İşte 35 yıl cezası var, aranıyor. Çeşitli saldırılar, cinayetlerden aranıyor. Bunu buluyorlar ve profesyonelce diyorlar ki siz bu işi halledin. Ve bu kişileri alan, getiren kim? İki tane özel harekat polisi var. Bu polisler bu tetikçileri daha önceden tanıyorlar. İstanbul'da, Maltepe'de, o Gülsuyu'nda bir otopark var. O otoparkın işletmecileriyle içli dışlılar. Bu mesela o şeyi kullanan, motosikleti kullanan Vedat Balkaya. Vedat Balkaya'ya soruyorlar, bu motosikleti nereden aldın? Diyor ki işte 50 bin lira peşin verdim, 80 bin liraydı, 50'sini peşin verdim, 30'unu sonra ödeyecektim. Ama Doğukan Cep diyor ki parasını ben verdim. Yani neden? Bana lazımdı çünkü. Kurye olarak da iyi motosiklet kullanan birisi bu. Yani sıradan insanlar değil bunlar. Yine Eray Özyağcı kim? Cezaevinde kalmış, tetikçilik yapmış. O da aranan bir tip. Bu Eray Özyağcı'yı, yani tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren iki özel harekatçı. Bir VIP, bir şeyle, araçla getiriyorlar. 61 off plakalı. Güya ifadelerinde diyorlar ki biz Ankara'ya eğlenmeye, pavyona gidiyorduk. İşte o arkadaş da, onun da bir işi varmış, onu da aldık. Hepsi yalan. Ve burada üzeri örtülmek istenen bir durum var. Ve bu insanların hepsi, büyük bir bölüm hep cezaevi arkadaşı. Yani hele bir tanesi var ki Zekeriya, tam 26 yıl hapis yatmış. Zekeriya diyor ki işte benim cezaevi arkadaşım benden rica etti. İşte kalacak yerleri yok, paraları yok, benim evimde kaldı. Küçük paralar, 4000 lira, 5000 lira böyle havaleler var. İşte bir taksi şoförünün hesabına yatan paralar var. O onları dağıtıyor vesaire. Yani burada şu amaçlanıyor. Diyorlar ki, ya bunun siyasi bir boyutu yok. Zaten bunların hepsi cezaevi. Kriminal tip. Bunlar işte Sinan'ı da söz, bir iş için söz verdi, yapmadı diye vurmuşlar. Bu cinayeti böyle kapatalım. Bunun siyasi ayağı falan yok. Ama cinayeti kör kayıkçı gördü. Sağır bekçi duydu. Bir tek siyasiler anlamadı galiba. Israrla, yani iddianame çıktı. Mahkeme daha kabul etmeden, Devlet Bahçeli grup toplantısını derhal kabul edilmeli. Bir talimat gibi. Evet. Ve kabul edildi. Birkaç saat sonra. Evet. Şimdi yani biz birçok şeyi biliyorduk. Evet.
görüntüleri, isimleri ama gizlilik, soruşturmadaki gizlilik yüzünden açıklayamıyorduk. Yani bu plakalara kadar hepsini biliyorduk. Şimdi plakalar çıktı ortaya. Bu plaka... İddianamede sadece Audi araba diyor. Şimdi bu plakanın gerçek sahibi kim? Tüzel kişiliğe bir sahip. Bir, uyanıklık yapıyorlar. Olaydan 18 gün sonra o plakalı aracı devrediyorlar bir başkasına. Ama siyasi bir kurumun üzerine o araç. Yani bunu acaba bunu da yutturur muyuz? Yani bu aracın sahibi kim? Ruhsat kime ait? Bu aracı kullananlar, daha önce kullananlar kim? İddianamede böyle bir şey yok. Ama tarih affetmiyor, arşiv affetmiyor. Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yıldırım'ın defalarca bu arabayı kullandığı biliniyor. Görüntüleri ortada. Tolga'nın kullandığı ortada. Nitekim Tolga... Tolga'nın Demirbaş. Evet. Bunlar Bolu'ya gidiyorlar, İstanbul'a gidiyorlar, geliyorlar vesaire. Hiç bir satır bile şeyden bahsedilmiyor. Tolga Han'ın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı, orada arbedenin çıktığı bütün herkes biliniyor. O tutanaklar yok. Evet. Bakın, yani burada ne demek istiyorlar biliyor musunuz? Ya bir tamam öldürülmüş, ölmüş gitmiş. Biz de bu katillere şu kadar cezayı verelim. Ve siyasi boyutunun üzerini örtelim. Evet. Bütün amaç bu. Anladım. Şimdi devam edeceğiz sizinle. Tabii ki bu...